Merhabalar arkadaşlar. Antakya Belediyesi Eğitim Akademisi Edebiyat Öğretmenlerinden Dile Alıcı. Bugün sizlerle beraber şiiri işleyeceğiz. Şiirde yapıyı oluşturan birimlerden başlayacağız. Nazım biriminden. Evet, çok kolay aslında. Şiir dediğimiz zaman hemen böyle aklımıza duygu seli geliyor değil mi? Duygularımızı, hayallerimizi anlattığımız sözcüklerin toplamı geliyor. Ve biz bunların toplamını oluştururken neyle oluşturuyoruz? Nazım birimiyle oluşturuyoruz. Evet, şimdi arkadaşlarım, nazım birimi nedir? Nazım birimi şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük yapı taşıdır. Evet, en küçük yapı taşı olan birime biz ne diyoruz? Aynı zamanda dize diyoruz, mısra diyoruz. Evet, şimdi nazım birimlerine baktığımız zaman iki dizelik mısralara beyit deriz arkadaşlar. Evet, dört dizeden oluşan birimlere ne deriz? Dörtlük deriz. Tek dize mısra, iki dize beyit. Dört dize dörtlük adını alır. Üç ya da beş mısradan oluşuyorsa eğer bunlara ne deriz arkadaşlar? Üç, beş ya da daha fazla. Bunlar da benti oluşturur bize. Evet, gelelim geleneksel Türk şiirinde nazım birimi nedir? İşte beyit, dörtlük vesaire. Ama modern Türk şiirine geçtiğimiz zaman artık ne yapıyoruz? Nazım birimi kalkıyor. Mısralar artık serbestliğe doğru kayıyor. Evet, devam edelim. Hemen mısrayla devam edelim. Mısrada söylemek istediğim iki şey var arkadaşlar. Bir mısrayı azade, biri mısrayı berceste. Mısrayı azade nedir? Aruz ölçüsü, daha doğrusu divan edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan tek mısralık şiirlerdir. Bu tek mısralık şiirlere baktığımız zaman arkadaşlar anlamı tamamlamak için başka bir mısraya ihtiyaç duyulmaz. Gelelim mısrayı berceste'ye. Mısrayı berceste de yine divan edebiyatında yine aruz ölçüsüyle yazılan bir beyit, daha doğrusu çok özür diliyorum, bir mısra, beyit demeyelim, tek mısralık şiirler bunlar, güzelliğiyle ön plana çıkar ve tıpkı atasözleri gibi ezberlenir. Evet, buna da ne deriz arkadaşlar? Mısrayı berceste, diğer ad isimle sıçramış ya da fırçalanmış mısra olarak karşımıza çıkar. Gelelim nazım biçimine, yani nazım şekline. Burada hemen ilk söylemek istediğim bir şey, nazım biçimiyle nazım türünü kesinlikle ayırt etmeniz gerekiyor. Şiirin dış özelliklerine baktınız. Ne görüyorsunuz? Mısrasını görüyorsunuz değil mi? Mısra sayısını görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Mısranın kümelenişini görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Efendim kafiyenin kafiyesini görüyorsunuz. Kafiye örgüsünü görüyorsunuz vesaire. Şiirin dış özelliklerine bakarak biz şiirin adını koyarız arkadaşlar. Mesela 4 dizeden oluşmuştur. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Ölçüsü de, ahengi de önemlidir tabii bu arada. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Acaba bu nedir? Bilin bakalım. Tabii ki ne diyeceksiniz? Hocam bu koşmadır diye hemen ekleyeceksiniz. Demek ki neymiş? Nazım biçimi dediğim zaman dış unsurları hemen aklınıza getiriyorsunuz. Evet, bakalım nazım biçimini oluşturulurken belirli kurallarımız, mısra sayısı tekrar aklınızda tutuyorsunuz. Mısra kümelenişi, kafiye örgüsü, kafiyenin ölçüsü. Evet, nazım türü dedik ya, nazım biçimiyle nazım türünü ayırt etmeniz gerekiyor. 11'li hece ölçüsüyle yazılır, dörtlükten oluşur, dört dizeden oluşur, kafiye örgüsü A, B'dir dersem hemen koşma diyeceksiniz demiştim. Peki bu koşma konularına göre ayrılırsa ne diyeceksiniz arkadaşlar? Hemen diyeceksiniz ki hocam bu konularına göre ayrıştırılırsa eğer değişik adlarla karşımıza çıkar. Eğer bir sevgiliyi, bir aşkı anlatıyorsa biz buna güzelleme deriz. Bir ölenin ardından bir yas tutuluyorsa ya da bu anlatılıyorsa ne deriz biz buna? Ne deriz? Ağıt deriz. Bunu ya da eleştiri varsa taşlama deriz hocam diye ne yapacaksınız söyleyeceksiniz. Dolayısıyla içeriğine ve konusuna göre şiirin kendi içinde ayrılması ve adlandırılması, unutmuyorsunuz tanımını. Evet, nazım koşma edebiyatımızda, halk edebiyatımızda bir nazım biçimidir. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt nedir arkadaşlar? Nazım türü olarak karşımıza çıkacaktır. Gelelim şiirde ahenge. Ahenk olmazsa olmaz değil mi? Ahenk, uyum. Bir ölçü, vezin arkadaşlar. Vezin olarak baktığımızda karşımıza ne çıkacak? Hece ölçüsü çıkacak, aruz ölçüsü çıkacak ve serbest ölçü çıkacak. Halk edebiyatında kullanılan ölçümüz hangisidir diye sorarsam ne dersiniz? Evet, doğrudur. Hece ölçüsüdür.
Peki divan edebiyatında kullanılan ölçümüz hangisidir diye sorarsam ne diyeceksiniz? Elbette ki nedir? Arız ölçüsüdür. Bravo. Peki şimdi bakalım. Hecelerin belirli bir kural çerçevesinde dizilmesine biz ne diyoruz? Ölçü diyoruz. Hemen hece ölçüsüne geçelim. Hece ölçüsünün bir diğer adı nedir biliyor musunuz? Parmak hesabıdır arkadaşlar. Mısralardaki hece sayısının eşitliğine dayanır. Burada durak diye bir şey duyacaksınız. İşte 4 artı 4, 4 artı 3, 4 artı 4 artı 3 şekliyle. Evet, duraklarımızı göreceksiniz. Burada ahengi sağlamak amacıyla tek düzelikten kurtarmak için duraklara ihtiyaç hissederiz arkadaşlar. 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü bizim halk edebiyatında hece ölçüsünde sıkça kullanılan nelerimizdir? Duraklarımızdır. Evet, hemen karşımıza bir dörtlük çıkıyor. Bakalım. A benim bahtı yârim, gönülde tahtı yârim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? Hemen biz bu şiirin adını koyacağız. Adını koymak ne demekti arkadaşlar? Nazım biçimini bulmak. Çok özür diliyorum. Evet, hemen bakalım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Öncelikle ahengi, yani ölçüsünü bulacağız. Nasıl yapacağız bu işi? Heceleri sayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her ünlü bir hecedir. Unutmuyoruz. Evet, A, B, nim. Kaç hecemiz var? 3 hecemiz var. Bahtı, ya, rim. Kaç hecemiz var sevgili arkadaşlarım? 4 hecemiz var. Dolayısıyla ne yapıyorum ben burada? 4 artı 3 yani 7. Demek ki bu diğer heceleri de aynı şekilde incelediğimde görüyorum ki 7'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Değil mi? Evet. Peki bakalım 7'li kalıp. A benim bahtiyarim, gönülde tahtiyarim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? Bu bir mani örneği diyorum. Nasıl diyorum? Hocam sadece ahengiyle bulmakla diyebilir miyim? Tabii ki hayır. Ne yapıyorum? Hemen kafiye örgüsüne bakıyorum. İlerleyen zamanda göreceksiniz arkadaşlar. Kafiye örgüsünü de bu dersimizde anlatacağım size. Ama bir söylemekte fayda görüyorum. A, A, X, A. Mani nedir? Kafiye örgüsü maninin A, A, X, A. Evet, görüyorum. Bakıyorum dörtlükle yazılmış. Mısra sayısı dörtlük. Bakıyorum yedili hece ölçüsü kullanılmış. Ve kafiye örgüsüne baktığım zaman ne görüyorum? A, A, X, A. Ben diyorum ki bu bir mani örneğidir. Evet, devam edelim arkadaşlarım. Sekizli kalıba bir örnek. Hemen bakalım. İncecikten bir kar yağar. Tozar Elif Elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif Elif diye. Çok severim Karacaoğlan'ın Elif adlı dörtlüğünden bir kesit. Evet, tabii o zamanlar biliyorsunuz halk edebiyatında, divan edebiyatında başlık yoktu. Yanılgı olmasın, tanzimat edebiyatıyla edebiyatımızda şiirlere başlıklar konmaya başladı. Kimle? Şinasi ile. Devam edelim. Şimdi... İncecikten kaç tane heyecan var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, burada da 4. Sonra aşağıya bakıyorum. Tozar, Elif, Elif diye. Ne yapıyorum? Burada da yine 4 artı 4 görüyorum. Peki bunları nasıl karar vereceğiz? Arkadaşlar, halk edebiyatında hece ölçüsüyle divan edebiyatındaki aruz ölçüsünün durakları arasında fark vardır. Bunu ekliyorum ve unutmamanızı istiyorum. Halk edebiyatı hece ölçüsünde kalıplara ayrılırken ya da duraklara ayrılırken kesinlikle kelimeyi ortasından bölemezsiniz. Heceye uydurmak için, yani kalıba uydurmak için kesinlikle bir sözü, mesela incecikten sözcüğünü tutup da ben burada inceden ayıramam. Ama aruz ölçüsünde failatün, failatün, failün ya da mefailün, mefailün, failün kalıplarını uygularken ne yapıyoruz? Orada kesinlikle sözcükleri bölebilirsiniz kalıplara uydurmak için. Geçiyorum tekrar. Evet, burada kelimeyi bölmemek için 4 tane heceden, 4 tane ünlüden sonra, yani ilk kelimeden sonra ayırıyorum. Kalıplarımız nedir? 4 artı 4 kalıplarla yazılmıştır. Peki bakacak olursak şöyle, dörtlükle mi yazılmış mısra sayısı? Evet, dörtlükle yazılmış. Peki bakıyorum tekrar, kafiye örgüsüne ne dersiniz? Yar diye, olmuş diye. Yar diye, olmuş diye. A, B, A, B şeklinde.
Evet. Peki devam edelim, devam edelim. Sevgili arkadaşlarım, Karacaoğlan'ın 8'de hece ölçüsüyle yazılmış dörtlüğünden sonra 11'li kalıplara geçelim. 11'li kalıplara baktığımız zaman yine aynı şekilde neyi görüyorsunuz mesela burada? Kesinlikle sözcüğü ortasından değil, duraklara yani hecelerin sayısına göre ayırdığını görüyorsunuz. Uykudan uyanmış Şahin bakışlım. Dedim sarhoş musun? Söyledi yok yok. Ak ellerin elvan elvan kınalım dedim bayram mıdır söyledi yok yok. Evet hemen bakıyorum uykudan uyanmış. Evet buraya kadar kaç tane hece var? 3, 6 tane hece var. 1, 2, Şahin bakışlım. Burada kaç tane hece var? 5. 6 artı 5 yazıyorum ve 11 ile hece ölçüsüyle yazıldığını görüyorum arkadaşlar. Evet gelelim aruz ölçüsüne. Aruz ölçüsü arkadaşlar mısralardaki uzunluk kısalık ya da açıklık kapalılık ilkesine göre hareket edilen bir ölçüdür, bir vezindir. Burada divan edebiyatının ortak ölçüsüdür. Yani divan edebiyatında kullanılan, daha çok sıkça kullanılan diyelim bir ölçüdür, bir vezindir arkadaşlar. Ve baktığımız zaman aruz ölçüsü Araplardan İranlara, İranlardan da bizlere geçmiştir. Uzun okunan ya da ünsüzle biten heceler arkadaşlar kapalı. Buraya dikkat edin. Mesela kitap diyorum değil mi? Ki hecesi ünlüyle biten bir hece. O zaman ben buraya nokta koyacağım gösterirken. Hani ayırıyoruz ya durakları ayıracağız ya orada da. Kitap. Ne yapıyorum? İşaretleme yapıyorum. Tap hecesi ünsüzle bitmiş bir hece. O zaman ben sonuna ne daha doğrusu altına hangi işaretlemeyi yaparım? Çizgi işaretini yaparım. Evet, kısa okunan hecelere açık hece deriz. Uzun okunan hecelere ise kapalı hece deriz. Evet, kapalı heceler tekrar ediyorum çizgiyle. Açık heceler neyle gösterilir arkadaşlar? Nokta ile gösterilebilir. Evet, aruzla ilgili kavramlara bakalım. Kurallar ve kavramlar var. Evet, dizelerin son heceleri açık da olsa, burası çok önemli, kapalı olarak okunur. Çünkü kalıba bu şekilde uyduracağız. Mehtabı sürükledik sularda derken, mesela mehtabı ne yaptım? Meh, ünsüzle biten. Evet, ünsüzle bittiği için çizgi. Tabı derken ne yapıyorum? Nokta nokta koyuyorum. Evet, burada hemen sulardaya gitmek istiyorum. Su açık hece değil mi? Lar kapalı hece, da açık hece. Açık hece olmasına rağmen ne yapıyorsunuz? Hangi işaretlemeyi kullanıyorsunuz? Tabii ki çizgi işaretini kullanıyorsunuz. Taktiği nedir arkadaşlar? Taktiği aruzla yazılmış dizelerdeki heceleri kalıplarına göre okumaktır. Mesela yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil derken işte burada ayrılmalarını görüyorsunuz. Burada aruzla yazılmış heceleri kalıplarına ayırıyoruz. Kalıplarına ayırarak okuduğumuz zaman biz bu işaretlemeye taktiği diyoruz. Evet, vasıl. Vasılın diğer adı ulamadır. Ulama size nereden tanıdık gelecek? Ses bilgisinden. Ses bilgisinde gördüğünüz ulama neydi arkadaşlar? Ünsüzle biten bir sözcük kendisinden sonra gelen ünlüyle başlayan bir heceyi kendisine çekiyordu ve ulama. Vasıl aruz ölçüsünde, divan edebiyatında aruz ölçüsünde de karşımıza vasıl olarak çıkıyor. Aynı şey, hiç farkı yok. Evet, ölçü gereği kapalı bir heceyi açık olarak okutmak okumaktır. Çiçek açmış dikeni gül yerine şeklinde. Evet, çiçek açmış. Bakın görüyorsunuz, değil mi? Dikeni gül yerine. Med nedir? Med, uzatma. Evet, uzun bir heceyi ölçü gereği kısa olarak okumaya ne deriz? Biz med deriz. Evet, imale çekme arkadaşlar, çekme. Yani kısa bir heceyi uzun bir hece gibi okumaya deriz. Zihaf nedir? Zihaf da kısma. Kısma. Uzun bir heceyi de ölçü gereği ne yapıyoruz? Kısa okuyoruz. Evet, uyarı. Hemen bu uyarımıza dikkatle bakıyorsunuz. Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk eser hangisidir? Hemen söylüyorsunuz. İlklerin eseri, geçiş döneminin ilk eseri Kutat Kubilik. Kim yazmıştı? Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştı. O zaman ilk mesnevi, aruzla yazılan ilk eser, ilk siyasetname, alegorik yazılmış ilk eser diye bunları bir hatırlatıp ve geçiyoruz arkadaşlarım. Serbest ölçü. Arkadaşlar burada ölçü yok.
Ölçü yok. Ölçüsüz şiir yazma geleneği başlanmış. Ne zamandan sonra? Artık Tanzimat Edebiyatı'ndan sonra arkadaşlar yeni yeni böyle kurtulmaya çalışıyorlar ölçüden. Dolayısıyla mısralar da aslında bir adım uzaklaşıyor şairlerden. Ne hece sayısına arkadaşlar, ne de hecenin uzunluk kısalık ölçüsüne göre herhangi bir ilgi taşımayan bir ölçüdür serbest ölçü. Evet, bu tür şiirlerde uyumun sözcüklerin anlamından ve söyleyiş güzelliğinden geldiği düşünülür şairler tarafından. 1940'lardan sonra buna bir baş kaldırış var. Peki soru şöyle gelecek. Diyecek ki hangisi de ölçüye baş kaldıran aşağıdakilerden hangisi ölçüye baş kaldıran ilk topluluktur, ilk edebi topluluktur diyecek. Hemen ne diyeceksiniz? Evet, Garipçiler. Garipçilerden kim en çok buna baş kaldıran? Orhan Veli. Doğru. Evet, şöyle bir bu serbest ölçüyle şiir yazmaya çalışan ya da ölçüsüz şiir yazma geleneğini benimseyen sanatçılarımızdan birkaç tanesini şöyle bir anımsayalım. Tabii ki baş kahramanımız, baş sanatçımız Orhan Veli Kanık, Ziya Osman Saba, Arif Nihat Asya, Behçet Necati Gil, Yavuz Bülent Bakiler geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Uyak kafiye çok önemli. Dize sonlarındaki arkadaşlar ses benzerliğidir. Şimdi bir kere burada şunu bilmemiz gerekiyor. Ben az sonra tekrar redife değineceğim ama burada tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlar redif dize sonlarındaki eklerin ya da aynı anlama gelen sözcüklerin tekrarıdır. Kafiye dize sonlarındaki seslerin tekrarıdır. Lütfen bu ayrıma dikkat edin. Hep yineleyeceğim. Siz de buna dikkat ediyorsunuz. Evet, uyak türlerine baktığımız zaman hemen karşımıza ne çıkar? Yarım uyak çıkar. Yarım uyak dediğim şey nedir? Tek bir sesten oluşmasıdır. Daha doğrusu tek bir sesin benzeşmesidir. Evet, hemen bir dörtlük Aşık Veysel'i analım saygıyla, sevgiyle. Cam kafeste durmaz uçar, dünya bir han, konan göçer, ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın adlı dörtlükten bir kesit. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir şey yapıyorum. Önce köklerini bulacaksınız. Yani dörtlükte son dize de, yani dize sonlarındaki kelimelerin köklerini. Burada aslında yapı bilgisi devreye girecek, biliyor musunuz? Yani eğer Türkçenin biliyorsunuz ilk konusu yapı bilgisi. Bunu son derece iyi öğrenmenizi istiyorum. Çünkü ekler, kökler, eklerin adları burada ezberleyeceksiniz. Ve burada tak 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 işaretleme yapacaksınız. O kadar önemli. Görüyorsunuz ki ayrı değil aslında Türkçe ile edebiyat. Hep bir, birlikte. Evet, şimdi bakalım. Uçar, göçer, geçer, hatırlasın. Hatırlasına tabii ki bakmayacağız. Burada ahenkli olan kısım hangisi? Uçar, göçer, geçer. Ne yapıyorum? Köke bakıyorum. Kök ne? Kök uç. Doğru mu arkadaşlarım? Kök ne? Kök göç. Kök ne? Kök geç. Peki bakıyorum, sonra ar ar ar, değil mi? Ar er eki var. Burada ek çıkıyor, bakın ağzından ek çıkıyor. Neden? Çünkü arkadaşlarım ne yapıyor burada? Geniş zaman kip ekini kullanıyor. Geniş zaman kip ekini kullanıyorsa ben bunu kafiye diyemem, değil mi? Ah hocam ya, burada işte R, A, Ç benziyor. Hadi ben bunu alayım, işte ben buna zengin kafiye derim. Yok diyemezsin. Ne yapacağız? Öncelikle kökü bulacağız. Sonra gelen eke bakacağız. Ek ne? Aldığı ek ne? Kip eki mi? Çoğul eki mi? İyelik eki mi? Tamlayan eki mi? Vesaire. Bunlara bakacağız. Sevgili arkadaşlarım, çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi erler neydi? Geniş zaman kip ekiydi. O zaman ben şöyle gösteriyorum. Hemen ar. Nedir ar? Ar geniş zaman kip eki. Kip eki olduğu için eklerin tekrarına az önce ne demiştim ben? Redif demiştim. O zaman burada redif diyorum. Evet. Sonra bakıyorum köklerde ses benzerliği var mı? Tabii ki var. Nedir?
ç, 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 değil mi? E'ler hayır olmuyor. Tek bir ses var. Ç ünsüzü benzeşmiş. O zaman biz ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Ç, yarım, uyak diyoruz. Evet, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki.